Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El fıkhül ekberu li ebi hanifete. İmamların en büyüğü, ashab-ı güzinden sonra gelen tabiilerden, tabiiler devrinde ve ondan sonraki zamanlarda müçtehitlerimizin en büyüğü diye meşhur olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin fıkhı ekberi. Evet. Buna en büyük anlayış, büyük anlayış diyoruz arkadaşlar. Fıkıh kelimesi sadece abdest namaz konusu değil, iman ve İslam'ın tamamını güzelce anlama manasında anlamalıyız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinde ilahi buyrukları, söz ve beyanları anlamak, anlamamak hususu Rabb-i Teala tarafından anlatılmaktadır. Evet. Erol küçük kardeşimiz rica etti ki hocam Fıkıh-ı Ekber'i bir tercüme etsen diye. Tabi bazı tercümeleri var. Bu eserde de var mesela. Biz Arapça kısmından başladık. Açıklayacağız inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Aslut tevhidi. Tevhidin aslı. Yani ilah birdir. Allahu ilahun vahidun. İnnemel ilahu Allahu. İnnemel ilahu Allahu. Huve ilahun vahidun. Bunlara inanıp ifade etmek tevhid, birleme manasında, yani bir olduğunu ifade etme. Aslı tevhidi, tevhidin aslı, esası, temeli ve ma ve ol inanç hususu ki yasihul i'tiqadu aleyhi. İnanç, iman ona dayanır. Dayanan şudur diyor. Yecibü en yekule, kulun demesidir. Âmentü billahi, Allah'a iman ettim. Ve melâiketihi, ve meleklerine, ve kütübihi, kitaplarına, ve rusulihi, rasullerine, peygamberlerine, ve ba'thi, ba'del mevti. Gençtim arkadaşlar, 25 yaşlarında bir büyük üstad dedi ki, ve ba'thi, ba'del mevti mi? Ve ba'thi, ba'del mevti mi? Hocam, atıf konusunu biliyorum. Ben diyorum ki dedi, ba'del mevti, evet. Vel ba'thi ba'del mevti diyorum dedi. Doğru ama dedim oraya hakkun getirirsen rusulihden sonra nokta koymuşsun demektir. Vel ba'thu ba'del mevti hakkun. Hakkun haberdir. Vel ba'thu ba'del mevti kısmı da müftedadır dedim. Bağrına bastı bizi. Ruhu şad olsun. Evet. Karakaya köyünde, Kayseri, Bünyan Karakaya köyünde meşhur Kamil Efendi biraz Arapça, biraz değil çokça okumuşlar ama evet işte izahlar konusunda aslında çok zor bir konu değil. Evet. Vel ba'si ba'del mevti, vel ba'si ba'del mevti vel kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Evet. Demek ki iman Allah'a iman ettim demekle yetmiyor. Allah'tan gelenlerin tamamına da iman edeceğiz. Bunun esasları da altı esas. Altı esas. Evet. Bazı hocalarımızın efendim kulakları çınlasın. Allah hidayet nasip etsin. Ne diyor efendim? Kader iman esaslarından değil diyor. Haşa. Haşa. Vel kaderi hayrihi ve şerrihi. Burası kaderden bedel. Kaderden bedel. Onun hayrı yani hayır ve şer. Her şey. Minallahi Teala, Allah Teala tarafındandır. Yani Allah Teala'nın bilgisi dahilindedir ve her şey onun yaratması iledir. Ruhu şad olsun. Üstazlar üstazı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin. Evet. Vel hisabu vel mizanu. Bakın burada cümle başlattık. Vel hisabu hesap, yani yevmi kıyamette hesaba çekilme Hak Teala tarafından. Vel mizanu amellerin, yapılanların tartılısı, tartılacağı ve cennetü ve naru hakkun, haktır. Külluhu, tekit ediyor, pekiştiriyor tamamı. Vallahu Teala vahidun, Allah Teala birdir. La min tarikil adedi, sayı cihetinden değil diyor bakın. Yani buradaki vahid kelimesi ehad manasındadır diyor, tektir. Evet. Evet. Velakin
Evet, sayı cihetinde değil fakat min tarihi ennehu şu cihettendir ki la şirikele. Onun ortağı yok. Onun ortağı yok, benzeri yok, eşi yok. Efendim sonradan olan hiçbir şeye benzemez. Bambaşkadır, sübhane. Onu tenzih ederiz, o bambaşkadır. Bu açıdan birdir. Yoksa diyor, yani 2, 3, 4, 5'in biri değil. Evet. Kul de huvallahu ehad. Bunu anlamak için ve idrak etmek için diyor. De huve durum şu. Allahu ehadun. Allah tektir. Allahu samedu. Allah samettir. Samettir. Hiç yemez, hiç içmez, hiç uyumaz samet kelimesi. Hiçbir şeye hiçbir an muhtaç olmaz. Ve her şey kendisine her konuda muhtaç. Evet. Samet. Lem yelit. Ne dedik geçen anlattık. Leyse bi valid. Baba değil. Ve lem yulet. Bebe de değil. Lem yelit Araplarda valid olmadı. Baba olmadı. Biz doğurmadı deriz. Anne için kullanırız sadece. Burada yani doğurmadı. Doğurulmadı manası. Ve lem yulet. Bunlara girmeyeceğiz. Lem yelit. Baba değil. Ve lem yulet. Bebe de değil. Yani kimsenin babası değil, bebesi de değil. Ondan önce hiçbir varlık yoktu. Efendim her şeyi yoktan ol demekle yarattı. Eşi yok, çocuğu yok. Evet. Velem yekün ehadün lehu küfüven. Velem yekün ehadün küfüven lehu. Düz cümle budur. Ayet sonlarında Cenab-ı Hak bağ için, uyum için böyle biz edebiyatta yaparız, devrik cümle yapıyor. Yani devrik cümlelerin nesi var? Mana özelliği var. Türkçe'de dahi, Türkçemizde ve her dilde. Bu arada velem yekün olmadığı yoktur. Ehadün hiçbir kimse değildir. Efendim küfüven denk lehu ona. Hiçbir kimse ona denk değildir. Toplu mana velem yekün lehu küfüven ehadün hiçbir kimse ona denk değildir. La yüşbihü şeyen minel eşyai. Eşyadan hiçbir şeye benzemez. Min halki yani yarattığından hiçbir şeye. Ve la yüşbihuhu şeyun. Hiçbir şey de ona benzemez. Mesela Allah cömerttir. Kullar da cömert ama onun cömertliği kulların cömertliğine, kulların cömertliği de onun cömertliğine benzemez. Allah kahredicidir. İnsanlara da kahirlik, ezicilik vermiştir. Ama onun kahrı hiçbir kimsenin kahrına benzemez. Evet. Evet. Lem yezel ve la yezalu bi esmaihi. Evet. Lem yezel ezeldir. Ezeldir. Hiç yok olmadı, yok olmadı. Lem yezel demek ezeldir. Bi esmaihi ve sıfatihi zatiyeti vel fi'liyeti. Zati ve sübuti ve fiili sıfatlarının tamamıyla ve la yezalü de ebettir. La yezal devam edecektir. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonradan olmuş sıfatı yok. Mesela çocuk sonradan akıl olur. Sonradan öğrenir öğrenci olur. Sonradan çırak olur. Sonradan usta olur. Terzi olur. Katip olur. Şair olur. Ne olur efendim saik olur şoför olur vesaire. Allah Teala'da sonradan olma niteliği sıfatı yoktur. Ezel ebed bütün sıfatları onunladır. Evet. O bütün isimleri ve sıfatlarıyla ezeldir, ebeddir. Emmez zatiyyetu. Kendi öz varlığına dayalı sıfatlara gelince fel hayatu hayattır ve kudretu kadirliktir ve ilmu alimliktir. Vel kelamu konuşmacıdır, konuşandır. Allah Teala bir an susmaz arkadaşlar. Kelim öyle bir kelim. Evet. Vel basaru görendir, vel iradetü evet görme, irade, dileme sahibidir. Ve emmel fi'liyetü yani ve emmel sıfatül fi'liyetü demektir. Fiili İcraata dair sıfatlarına gelince ve tehliku yaratmak ve terziku beslemek ve inşa vücuda getirmek ve ibda yaptığı her şeyi örneksiz yapmak.
hiçbir şeyi diğerine örnek yapmaz. Model yapmaz, model kullanmaz, kalıp kullanmaz. Her şeyi yepyeni yapar. Velev ki gökten düşen yağmur tamlacıkları, hatta su zerrecikleri, hatta kar taneleri, yerden biten bitki tohumlarının biri diğerine benzemez. Bunu gözler ve özler fark eder. Evet. Ve sun'u, yapmak, yapmak, sanatlar ortaya koymak ve gayru zelike. Ve bu, bak işte, ke'ye öyle diyoruz. Bak işte, zelike, bu anlatılanın dışındaki sıfatları. Min sıfatil fiili, yani min beyaniye, burada fiil sıfatları. Lem yezel ve la yezel bi esmaihi ve sıfatihi. Evet. O bütün isimleri ve sıfatlarıyla ezeldir, ebeddir. La yahdüsü lehu ismin ve la sıfatun. Onun için sonradan bir sıfat, hadese yahdüsü sonradan olmak, sonradan bir isim ve sıfat olmadı, olmaz. Lem yezel alimen bi ilmihi. Evet. İlmiyle ezel olan bir alimdir. Vel ilmu sıfatun fil ezeli. İlim onun ezelde sıfatı. Ve kadiren bi kudretihi. Vel kudretu sıfatun fil ezel. Kudretiyle ezelde kadir. Ebeden kadir. Evet. Onun ezelde. Ve mütekellimen bi kelamihi. Kendisine has konuşmasıyla konuşandır. Vel kelamu sıfatun fil ezeli. Ve halikan bi tehlikihi. Evet. Yarattığı şeyler her ne kadar sonradan olsa da yaratması ezeldir, ebeddir, yaratıcılığı. Evet. Ezel, ebed. Evet. Ve tehliku sıfetun fil ezeli, yaratma sıfatı onun ezelde sıfatıdır. Ve fa'ilen bi fi'lihi, yaptığıyla faildir. Efendim, vel fi'lu sıfatun fil ezeli. Vel fa'ilu fa'il. Olup biten her şeyi yapan Hüvallahu Teala, Allah Teala'dır. Kafirin icraatlarını da yapan odur. Ama kuldan onay almadan şerre razı değildir. Yaratan odur. Der ki kafire, seni ben bana kulluk için, memurluk için yarattım. Amirin benim, başka değil. Şunu 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 yapacaksın. Eğer şunları yapmaz, bunları, bu yasakları yapmaya kalkışırsan yolun cehenneme gider. Seni kimse kurtaramaz. Ben istediğimi yaparım derse ne yapıyor? Yaratıyor. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Kafirlerin kafirliğine, kulların kafirlik yapmalarına asla razı değildir. Bir muhterem hocamızın avukat oğlu öyle dedi. Kainat onunsa, bu halk da onunsa, her şeyi o yaratıyorsa demek ki razıdır dedi. Dedim ki sen namaz kılma, oruç tutma, önce bir Müslüman ol. Müslüman ol. Sen dedim öyle kendi başına ne Kur'an anlarsın ne hadisi şerif yorumlarsın. Çünkü bunların kaynakları, dayanakları senin dediğin gibi değil. Kur'an-ı Kerim her şeyi anlatıyor. Efendim okumadım. Bahane değil. Çıngını tut, aklına sahip ol. Evet. Allah'a ve Allah'tan gelene iman et. Kendinden türettiklerine değil. Evet. Vel mef'ulü mahlukun. Bakın. Yapılan her şey, kim tarafından yapılırsa yapılsın, mahluktur. Allah Teala tarafından yaratılmıştır ve yaratılacaktır, yaratılmaktadır. Ve fi'lullah Teala gayru mahlukin. Burası çok önemli. Allah'ın yaratması, yaratma işi, icraatları yaratık değildir. Yaratılan şeye ne yapıyor? Aksediyor. Yaratmalar meydana geliyor. Ve sıfatü fil ezeli. Ve sıfatü fil ezeli. Onun sıfatları ezelde gayru muhdesetin, sonradan ortaya konmuş şeyler ve sıfatlar değildir. Ve la mahlukatun, yaratık da değildir. Femen kâle, kim derse inneha mahlukatun ev muhdesetun, yaratıktır, sonradan meydana konmuştur. Ev ve kafa, yahut da duraklar, tereddüde düşerse demektir burada. Ev şekke fîhâ, ve ya bunlar hakkında şüpheye düşerse fehve kafirun billahi teala. Allah'a inandım demesi yetmez. Allah'ı bunlarla, bu yaptığı yanlışlıklarla inkar etmiş, tanımamış olur. Bakın ne güzel, ne güzel. Efendim ben Allah'ı tanırım ama şöyle şöyle bilirim demen kurtuluş değildir. Allah'ı tanıyorum demen kurtuluşuna yetmez. Allah'ı iyi tanıyacaksın.
onun hükmünü, beyanını, kelamını, ortaya koyduğu dini kavrayacak ve teslim olacaksın. El-Fatiha.